Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Davet sofralarınızı şenlendirecek nefis bir fırında tavuk pirzola tarifiyle geldim. Hiç vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Önce sosumuzu hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı yoğurt. 1 tatlı kaşığı domates salçası 3 diş rendelenmiş sarımsak 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kekik Tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Sosumuz hazır hale gelene kadar karıştırdık. Rengini görüyorsunuz. Harika bir sos oldu. Hazırladığım sosumun içine 10 adet tavuk pirzola almıştım. Onları ekliyorum. Sosum tavuk pirzolanın her tarafına gelsin istiyorum. Elimle sosumu tavuk pirzolalarımı karıştırıyorum. Sosum her tarafına gelsin arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet oluyor. Tavsiye ediyorum. Daha sonra streç film sarıp buzdolabına göndereceğim vaktiniz varsa en az 2 saat boyunca buzdolabında dinlendirin. Tavuklarımız dolapta dinlenirken diğer işlemleri yapıyoruz. 2 adet soğanımızı aldık. Kabuklarını soyduk. Halka halka kesiyoruz. Tüm soğanlarımız kesildi. Sıra geldi patateslere. 4 adet patatesimi aldım. Onu da halka halka kesiyorum. İnce olmasına dikkat edin. Çok fazla kalın kesmeyin. Gösterdiğim boyutta kesebilirsiniz. Tüm patateslerimi bu şekilde kestim değerli dostlarım. Şimdi fırın tepsimi çıkardım. Fırın tepsimin üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip fırça yardımıyla sıvı yağın tüm tepsinin yüzeyine gelmesini sağlıyorum. Halka halka kestiğimiz soğanlarımızı tepsimizin tabanına dizelim. Tepsimizin en altına soğanlarımızı yerleştirdik. Şimdi patateslerimizi soğanlarımızın üzerini örtecek şekilde diziyoruz. Gösterdiğim gibi evet gayet güzel oldu. Arkadaşlar patateslerimize hiç tuz atmamıştık. İşte bu esnada patateslerimiz, soğanlarımız tatlansın diye tozumuzu attık. En üst katmana da sosun içinde beklettiğimiz nefis tavuk pirzolalarımızı diziyoruz. Kalan sosumuzu da zayi olmasın. Patateslerimizin, tavuklarımızın üzerine dökelim. Bu sos inanılmaz lezzet verecek. Islattığımız bir adet pişirme kağıdını tepsimizin üzerine koyalım. Önceden ısıttığımız fırında 45 dakika boyunca 220 derecede pişirelim. 45 dakika sonra tepsimi fırından çıkardım. Pişirme kağıdını alıyorum. Arkadaşlar bu esnada yapmanız gereken bir püf nokta yeşil biber. Bir kaç tane yeşil biberi Tepsimin üzerine koyuyorum. Püf nokta nedir? Biberlerin çekirdekleri çıkarılacak değerli dostlarım. Tavuklarımız, patateslerimiz, biberlerimiz daha güzel kızarsın diye üzeri açık şekilde 15 dakika boyunca fırında tekrardan pişiriyoruz. Evet, 15 dakika geçti. Gördüğünüz gibi muhteşem kızardı üzeri nar gibi harika kızardı. Değerli dostlarım işte bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer videomu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu haftada bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.